Tekrar merhaba gençler. MEF Tercih 2019'a hoş geldiniz. Bugünkü 1, 2, 3, 4. seansımızda Erasmus programından faydalanmış iki tane öğrenciyle konuşacağız. Ece psikoloji 4. sınıf öğrencisi. Evet. Merhaba Ece, hoş geldin. Hoş bulduk. Dilan da hukuk mezunu. Evet. Fakülteyi birincilikle bitirmiş olan öğrencimiz. Ya gençler, Erasmus'tan önce biraz geriye gidelim. Neden psikoloji? Neden psikoloji? Aslında psikolojiye girerkenki amacım çok farklıydı. Geliştirmsel psikoloji istediğim için aslında başladım. Ama bölüme başlayıp diğer alanları da gördükçe aslında endüstriyel psikolojiyi daha çok istediğimi fark ettim. Ve bunun sonucunda işletmeyle yan dala başladım bu dönem. Böylelikle aslında bir şirket hayatında çalışmak için psikoloji seçmiş oldum. Pek uyumlu olmadı ama böyle ilerliyoruz. İnsan kaynaklarına doğru mu yönelmeyi düşünüyorsun? Aslında insan kaynakları da olabilir. Ben de kendi isteklerimi artık bulmaya çalışıyorum ama bilmiyorum. Girişim de olabilir. Yani kendimi mutlu hissettiğim bir yer benim için. Birazdan önemli. Zorlu Holding'in kurumsal iletişim direktörü gelecek. Bence onunla da bir konuş. Kurumsal iletişim de olabilir. Pazarlama evet, da olabilir. Psikoloji mezunu için. Peki tek psikoloji mi yazdın? Evet, sadece psikoloji yazdım. Kaç üniversite yazdın? Kaç tercih yaptın? Tam hatırlamıyorum ama 10'a yakındı. Garanti olsun diye sıralamamdan düşük olanları da yazmıştım. Belli olmuyor bazen. Öyle. Sadece psikoloji yazdım ve tak diye girdin. Evet. Dilan, sen hep hukuk mu dedin? Yani çocukluğumdan beri hep hukuk istedim. Ne alaka yani, bir çocuk mesela niye hukuk okumak ister? Yani şöyle, çocukken çok konuşan bir çocuktum. Herkes böyle diyorlardı, sen iyi hukukçu olur falan, ama bunun yanı sıra şu vardı. Çocukken de haksızlığa gelemiyordum gerçekten. Hani kendi hakkım yendiğinde de ses çıkarıyordum, başkasının hakkı yendiğinde de ses çıkarıyordum. Bir de haksızlıklarla mücadele. Evet. Bu yüzden de insanlara dokunmak istedim açıkçası. Bunun için en güzel mesleklerden bir hukuk, insana yardımcı olmak, hak, hukuk, adalet sağlamak. Bunun için hak, hukuk, adalet, güzel. Evet ki yani umarım yapabilirim bunu da meslekte. Onun dışında yani hep bir böyle kendi cübbeyle herhalde de hayal etmişliğim olmuştur çocukken. Hani o cübbeyi giyeceğim. Bayağı bir senin hayalinmiş yani. Evet. Ve yani hukuktan başka bir şey yazdın mı? Şöyle, aslında bu hayalimi gerçekleştirmem çok uzun yıllar, bir süreç aldı. Bu MEF'e girmemin sebebi de yani MEF'e hukukla girmedim ben. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle girdim. Çünkü sıralamam... İlk yıl girenlerden misin sen? 2014 girişliyim, evet. Ha, 2014, size biz bir bonus yaptık. Evet, 31 bindi sıralamam benim. Ve hani Türkiye'de sadece işte sanırım başka bir üniversite geliyordu. O da Erzurum'da. Hani burada yaşıyorum. Vakıflarda da tam burslu yetmiyor. Devlet de yetmiyor. Ama hani vakıfta 150'ye gidebilecek bir imkan da yoktu. 150 bursluya. Ben de hani o dönemde işte MEF Üniversitesi. İşte bizim okula tanıtıma gelmişti. Oradan biliyorum. Geldim işte burada bölümlerle konuştum. Hani dediler işte bölümler arası yatay geçişimiz olabilir ama hani olmasa bile burada %100 İngilizce siyaset okursun ve üstüne çap yaparsın. Ki çap yapınca da bursun hani ücretsiz yapıyorsun. Ben de hani hukuk okumayı çok istediğim için burada en azından siyasete girdin. Girdim. Hani geçemesem bile çap yapıp burada hukuk okuma imkanı vardı. Ya da siyaset okuyacaksam en azından burada %100 İngilizceyle okuyayım diye girdim. Sonra hazırlıktayken işte o yatay geçiş dönemi açıldı. Sıralama işte tercih yaptım ve oldu. Hukuka yani, geçtin. Evet, sıralamam da şöyleydi. Hep MEF siyaset bilim 14. sıralamasından. Onun üstünde hep hani gelmeyeceğini bile bile işte devletler yazıldı. Hepsi işte vakıfların tam bursları yazıldı. MEF'in tam bursu hukuku yazıldı. Direkt hani ilk siyaset ve uluslararası ilişkiler tercihim ama MEF'ti. Hani öyle bir oraya süreç girdin. Oldu. Aynen. O günden peki, bugüne geldi. Peki Dilan, geçemeseydin siyasetle hukuku birlikte okumak kaç yılını alırdı tahminen? Onu düşündün herhalde. Tabii. Ama şöyle bir şey vardı. Bursun hani bir sene ya 5 sene hazırlıkla birlikte, bir de artı 1 senede okul koruduğu için hani 6 senelik bursum olduğu için 6 senede de hani bitirebileceğime inandım. 6 senede bitirebileceğine inandın. Dolayısıyla evet, siyasetteki %100 bursla hukuku da bedavaya okuyabileceğine inanmıştın. Yatay evet, geçiş yapamasaydın bile. Bence de 6 yılda ikisinin bitirmek mümkün. Evet. Yani bunu da hatırlatmış olalım arkadaşlara. Burslar 4 yıllık programlarda, burslar 5 yıllık. Çap yaptığınız zaman 6 yıla uzuyor bu burslar. Hı. Bitirebilin diye. Yani son yılınızda sizden para almak gibi bir derdimiz yok. 6 yılda bitirebilirseniz tam bursla bitirebiliyorsunuz. Hazırlık okuyanlara da bir yıl daha bu burs uzatılıyor tabii ki. Peki
girdin, psikolojiden memnun kaldın gibi görünüyor. Evet. Ama işte developmental'dan industrial'a doğru bir kayış var. Gelişim psikolojisinden endüstriyel psikolojiye doğru bir kayış var. Peki staj yaptın mı? Bunu teyit ettin mi bu kayışı? Yani nasıl? Evet. Yani sen sadece derslere bakarak mı karar verdin yoksa başka bir girdide kullanıldı mı? Tabii ki stajlar da yaptım. Çünkü alanı bilmeden böyle bir karar vermem çok stajlar olmazdı. Evet, stajlar yaptım. Yani aslında iki staj yaptım şu ana kadar. Sizin bölümde staj zorunlu değil. Yok, değil. Evet, İki kendim buldum. Bir tanesi Neuralize araştırma şirketindeydi. Yani nörobilim araştırma laboratuvarındaydı bir tane. Orada daha çok aslında araştırmacı olmak ister miyim ölçmeye amaçlı gitmiştim. Çok da ilgimi çekmemişti. O yüzden o yönden saptım biraz. Ne kadar sürdü bu staj? 3 ay. 3 ay boyunca. 3 ay staj yaptın. Evet. Ve bunu kendin buldun. Evet, kendim buldum. Gönüllü bir stajdı zaten. İkinci stajımda 3 ay boyunca bir girişimde yaptım. Orada da aslında girişimciliğe yapabileceğimi ama belki daha kurumsal bir şeyde belki daha mutlu olabileceğimi düşündüm. Onu girişimcilik da, olabilir ama kurumsal daha kolay gibi geliyor, evet, bana dedin, öyle mi? Öyle oldu biraz ama onu daha deneme fırsatım olmadı. Bu yaz için Erasmus'tan yeni döndüğüm için biraz boş bıraktım. Dönem için arıyorum şu anda, başvurular yapıyorum. Dönem için de ona göre ders programımı ayarlayıp bir yerde staj yapmak istiyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi stajların en büyük faydası kendi ilgi alanlarını test etme fırsatı vermesi size. Ece neyi istemediğini birinci stajda görüyor. İkinci stajda da girişimcilik olur ama sanki kurumsalla başlasam daha iyi olur diyor. Yani birazcık daha o elinde tuttuğu fenerle ileriyi görebilir hale geliyor. Şimdi üçüncü stajını kolluyor. Psikoloji okuyor. Staj zorunlu değil. Ne diyordum ben? MEF'ten şu anda 4 stajla ortalama mezun oluyor öğrenciler diyordum. Psikoloji öğrencileri genellikle 1 veya 2 stajla mezun oluyorlar zorunlu olmadığı için. Üçüncüye doğru gidiyorum diyor Ece ve ders programımı ona göre ayarlayacağım diyor. Yani stajın öneminin bilincinde. Ya MEF'te verdiğimiz bu arkadaşlar. Staj öneminin bilincini anlatmaya çalışıyoruz. Zorla çocuklara staj yaptırmıyoruz. Stajı da biz bulmuyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Ama üçüncü stajını bulmak üzere. Dilan, sen staj yaptın mı? Ben de 2 yaz boyunca, bize de normalde staj zorunlu değil. Değil, çünkü siz bitirdikten sonra baro stajı yapıyorsunuz. Evet, baro stajı yapıyoruz 1 yıllık. Zaten şu an onun için hani evrak toplama aşamasındayım ben. Baro stajına hazırlanıyorsun. Evet, stajımı başlatacağım. Ama bize de şöyle bir şey vardı, gönüllü staj dediğimiz bir şey var. Ve eğer bunu 43 günü yaparsan kredilik derse de saydırabiliyorsun. Ben hani birer aylık yaptım. 2. sınıfı bitirdiğimde yaptım ve 3. sınıfı bitirdiğimde yaptım. Nerelerde yaptın? İsim verebilir miyim? Tabii tabii. Bir Yar Suat Law Firm, Duygun Yar Suat. Yar Suat, Yar Suat. Çok Türkiye'nin en bilinen cezacı değil mi? Evet, Duygun Hoca'nın yanında yaptım. Yani cezacı ama hani bütün alanlar var. İşte şirketler de yapıyorlar, gayrimenkul de yapıyorlar, her şey yapıyorlar. Avukatlık şirketlerinden. Evet, orada bir yaptım, ikinci sınıfın sonunda. Yeri de Levent'te. Yok, hemen şu Park Plaza'da. Ha, Park Plaza'da, doğru. Şurada hemen, evet. Çok yakın yani, zaten. Maslak'ta yani. Aynen, bir ay orada yaptım, ilk staj deneyimimdi. Bir 3. sınıfı bitirince de Yavuz Uyanık Akalın, o da Etiler'de bir büroda yaptım. Onun ceza departmanı, yani ceza kısmında yaptım, Akalın kısmında yaptım. Ben de hani Ece gibi işte önce ne istemediğime karar verdim, hani sonra ne istediğime karar verdim. Ben daha çok böyle hani hem özel hukuku hem kamu hukukunu seviyorum ama kamu hukukunda ceza hukukuna daha yakın bir insanım, onu kavradım. Aynı zamanda işte birlikte çalıştığımız bir dernek var. Oğuz Hocaların Derneği, ismini verebiliyorum herhalde onu. İmdat Derneği, şiddeti anlama ve rehabilitasyon. Burada 2 sene zaten bir ulusal bir de uluslararası kongre yapıldı. Onlarda da işte konuşmacı olarak katıldım. Bunlarda da hep ceza hukuku üzerine işte grooming, stalking gibi suçları anlattık bir arkadaşımla birlikte, çalışma arkadaşımla birlikte. Bunun üzerine ben ceza hukuku yapmak istediğime karar verdim. Stajlarında bende bu böyle bir faydası oldu. Yani bir büyük bir işte plazadaki bir büroda yaptım. Bir de normal küçük bir büroda yaptım. Şu anda da yasal stajımı bunların sonucunda ayarladığım yer küçük bir büro oldu. Kendi hani gözlemlediğim, herkesin tabii kişisel tercih. Ama küçük bir büro bana da işi daha çok öğretebilecekmiş gibi geliyor. Her şey yapan bir büroyla anlaştım. Eylül'de daha ona fazla başlayacağım. Şeyle uğraşacaksın. Daha, evet, daha her alanı görebileceğim. Boyutlu. Tabii ki yani işte şirketler, ceza, icra, idare hepsini görebileceğim bir büro aynı zamanda.
Ve staj gerçekten çok önemli bizim için. Bir sene stajyer avukatsın ve bütün işi öğreniyorsun. Çünkü biz burada hani akademi alıyoruz 4 yıl boyunca ama uygulama akademiden o kadar farklı oluyor ki hani şu kadarını falan biliyorsun mezun olduğunda. Hani o kitaplar, doktrin tartışmaları falan. Evet, akademisyen olmak istiyorsan çok güzel bir eğitim. Ama uygulamada Yargıtay'ın uygulaması zaten. Onun için her şeyi görebileceğin bir büroda staj yapmak daha iyi oluyor. Bu şekilde. Müthiş. Yani İki tane stajın zorunlu olmadığı bölümden öğrenci çıkardık programa. İkisi de ikişer tane staj yapmış. Çünkü bu işin önemini kabul etmişler, anlamışlar. Ve ikisi de son derece olumlu konuşuyor stajlar hakkında. Yani ya şu mitolojiyi artık yıkalım ya. Stajlarda işte kahve çay yaptırıyorlar da, fotokopi çektiriyorlar da. Kardeşim, doğru stajı bulduğun zaman böyle olmuyor işte. Neyi istediğini, neyi istemediğini daha önemlisi çok rahat görebiliyorsun staj sırasında. Gelelim Erasmus'a. Ne iş? Ne zaman karar verdin Erasmus'a gitmeyece? Ben aslında üniversiteye başlamadan önce benim bir abim bir ablam var. İkisi de Erasmus'a gitmemiş ve gitmeyi çok istemiş. Üstlerinde kalmış. Ece mutlaka evet. Erasmus'a git dediler sana. Aynen öyle. Ben üniversiteye Erasmus'a gideceğimle başladım aslında. Güzel. Öyle de oldu. Zaten ailem sürekli soruyordu ne zaman başvuruyorsun? 60 kredi tamamlamam gerek diyorum. İşte ikinci sınıfta olacak. Tamam hadi başvur. Hadi böyle sürekli bir soru cevap vardı orada. Sonra başvurdum. İstediğim yerde oldu. Bir İngilizce sınavına giriyoruz. Ortalamamızın %50'si alınıyor. İngilizce sınavı ortalamasının %50'si alınıyor. Ona göre sıralanıyoruz. Kontenjanlara göre de gidiyoruz. Nereye gittin? Çek Cumhuriyeti'ne gittim. Masaryk Üniversitesi'ne. Brno'da. Brno. Evet. İlginç bir şehir. Sevdin güzel. Mi oraları? Sevdim. Genel olarak hatta dönmesem de olurdu diyorum bazı yerlerine. Bizi özlemedin yani. Özledim. Eğitim burada daha iyi. Orada daha basit geldi bana. Mesela bu çok ilginç bir haber. İnsanlar zannediyorlar ki Avrupa'da her şey daha iyi. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani biz bazı şeyleri, mesela ben Boğaziçi'nde lisansı bitirdikten sonra Amerika'ya doktoraya gittiğimde derslerin kolaylığına şaşırmıştım. Doktora dersinin kolaylığına şaşırmıştım. Bana sen hazır değilsin şu işte yüksek lisans dersini al, şu dördüncü sınıf dersini al, matematik dersi verdiler. Yani lay lay lomla A aldım derslerden. Benim lisans dersinde aldığım dersin çok benzeri doktorada falan veriliyordu. Aynı şeyi hiç unutmuyorum. Sabancı'nın kurucu rektörüyle bir sohbet ediyorduk. Buradan öğrenciler gittikleri zaman Erasmus'a böyle uzay üstüne falan gitmeyi bekliyorlar. Ondan sonra ya hocam Sabancı daha iyiymiş deyip geri geliyorlar demişti bana. Evet yani hakikaten eğitimde bayağı evet. iyi üniversitelerimiz var ve Avrupa'daki birçok üniversite. Amerika için bunu söylemek biraz daha zor. Amerika'nın iyi üniversiteleri hakikaten sayıca çok ve ilk 100 üniversitesi çok çok iyi. Ama Avrupa'daki birçok üniversite bayağı böyle daha basit kaçıyor. Geri kalmış Türk üniversiteleri falan ayarında. Evet. Zorlandın mı derslerde? Zorlanmadım gerçekten. Yani derslere kaç giriş ders çıkış. Kaç ders aldın? 7 ders aldım ama biri yogaydı. Onu saymazsak 6 ders aldım. Çok önemli yani. Tek kredilikti o. 6 ders İngilizce miydi hepsi? Evet, hepsi İngilizceydi. Ve kolay mı geldi sana dersler? Evet, gerçekten buraya göre çok daha kolaydı dersler. Yani yine aslında bize 15 sayfalık makale yazdırdılar, birer saatlik sunum yaptırdılar. Burada da yaptırılıyor. Evet, burada da yaptırılıyor. O yüzden bize yani ama bunun yanında sınavları olmuyordu onların hiç. Evet. O yüzden çok daha basit geçiyordu. Sadece bir derse gidip bir saat sunum yapıp paper'ı da dönem sonunda veriyorduk. Yani ortalamamı yükseltti Erasmus. Herkes diyordu ki düşürecek. Öyle olmadı. Peki sen İngilizceyi nerede öğrendin Ece? İngilizceyi ortaokulda öğrendim. Yani orada öğrendiğimin faydasını gördüm. Orada yani. Hazırlığı atladın mı? Atladım. Güzel. Yani İngilizceyi iyi biliyor olarak gelmiş olmak sana çok evet. büyük fayda getirdi Erasmus sırasında. Evet, öyle. Daha da gelişti aslında ama konuşma dili olarak, akademik dili olarak zaten daha burada çok gelişiyor. Geldi. Evet. Peki Dilan, senin Erasmus hikayen? Şöyle, ben birinci sınıftayken danışman hocam, burada zaten herkesin bir danışman hocası var. Danışman hocam Hafize Hoca beni yönlendirmişti. Bir de ben şöyle, Diyarbakırlı bir ailenin kızıyım ve hep ailemle yaşadım. Erasmus benim ailem için çok böyle hani kabul edilebilecek bir şey değildi. Hani ilk defa ailenden hani uzaklaşacaksın, üniversite bile onun yanında okuyorsun. Şu anda İstanbul'da yaşıyorlar ama evet evet, hep birlikteyiz zaten. Yani Diyarbakır'da hiç yaşamadılar, burada yaşadılar ama hani oranın gelenek. Diyarbakır kökenli. Evet.
O yüzden hani onların yanında üniversitedeyken bile ayrılmadığım için Erasmus düşüncesi biraz şeydi onlar için. Birçok Anadolu kökenli aile kızlarını göndermek istemiyor Erasmus'a. Evet. Sen bunu kırmışsın. Şöyle tek başıma kırmadım. Burada işte getirdim. Biraz işte hocalarımla konuştular. Hani ne olur ne biter falan. Bizimkilerde ama şöyle bir şey vardır. Eğitim söz konusu olunca önünde durmazlar. Hani çok güzel. Bu çok güzeldir. Hani ailemin bana verdiği güzel şeylerden biri. Açık görüşlü bir aile. Evet hani merak ederler. Şey, hani endişelenirler nasıl olacak diye ama önünde de durmazlar. Tabii. Yani benim de kızlarım var. Ben de merak ediyorum evet. Ama eğitim denince... Ama kabul ettirmek işte Hafize Hoca annemle falan konuşmuştu falan. Hani o şekilde olmuştu. Birinci sınıfta Hafize Hoca bana demişti hani Erasmus sınavı var girsene falan diye. Ortalamam çünkü iyiydi. Ama benim şöyle İngilizce burada hazırlık okudum. İngilizce konuşma fobisi gibi bir şey vardı. Hani konuşsam konuşurum ama yapamama psikolojisi. Kafasını gözünü yara yara konuşmak istemiyordum diyorsun. Evet. Yani. Bunu da kırmam için galiba Erasmus'a gitmem gerekiyordu mecbur kalmak. Hani sen burada öğrendin yani İngilizceyi. Hazırlık okudum evet. Kaç modül okudun? Kaçtan başladın? Level 2'den başladım. Ha, level 2'den başladın. Yani evet, A1, A2 seviyesinde İngilizce. Bayağı kötüydü yani İngilizce. Gibi. Yani normalde 4 kur vardı. 2'den başladım. Hani en kötü. 2, 3 ve 4'ü okudun. Yani evet. 1'den başlamadın. Yok. 0 değildi yani. 0 ama değildi. Pek de iyi değildi. Şöyle işte hani bir fobi olduğu için sanırım yapamam. Hani ne kadar çalışırsan çalış olmuyor. Sonra işte burada ben ilk giden öğrencilerden olduğum için o zaman hani bu internet ortamında falan sınav yok da speaking sınavı vardı normal. Yani ona girdim. Ortalamam da vardı falan. Tek şart işte daha birinci sınıfın ikinci dönemi olduğum için 60 kredi tamamlayamamıştım. Tamamlarsam git dediler. Tamamladım zaten sene bittiğinde. Ertesi sene ikinci dönemini tercih ettim. Öyle hani başladı benim serüvenim. Tabii o süreçte aile ikna etme, işte gitme falan filan. Bir de ben burada okul başlayınca hazırlığın ikinci döneminde kütüphanede asistanlık yapmaya da başladım. Hani bir yandan asistanlık yapıyorum, bir yandan okuyorum, bir yandan da hani Erasmus'a gideceksin. Oraya gitmekte tabii ki hibe çıktığı için gidebildim. Hani öyle de bir şey var. Yani Avrupa'da yaşam kolay değil. Bir de hukuk okuyorsun bu arada. Evet, bir de hani şu var, gideceksin acaba okulun uzayacak mı? Ama dedim ki tam bursuyum, uzarsa da hani yapacak bir şey yok. Ama ben hani uzatmamak istiyordum. Bu arada gitmek isteyenler için ikinci sınıfın ikinci dönemi çok güzel bir zamanlama. Çünkü döndüğünde iki tane yaz okulun kalmış oluyor. Bir hani geldiğin sene bir de üçüncü sınıfın yaz okulu. Eksik yedik varsa tamamlayabiliyorsun. Ben öyle tamamladım. Hani o tamamladıktan sonra da mezun oldum. O yüzden hani üçüncü sınıfın sınıfta gitmek biraz riskli oluyor. Hem dersleri daha ağır üçüncü sınıfın hem de döndüğün zaman neyse zaman istemez. Zaman kalmıyor. Çok yıpranıyorsun. Öyle giden arkadaşım vardı mesela. O çok hani yıpranıyor şu anda ister istemez. Ama ikinci sınıf gerçekten güzel. Nereye gittin? Ben Litvanya Vilnius, Mykolas Romeris Üniversitesi'ne gittim. Eski ve köklü bir üniversite. Evet, güzel de bir üniversite. Erasmus kökeni oturmuştu onlarda. Mentorluk sistemleri vardı. Herkesin bir mentoru vardı. Mesela ben gittiğimde beni havalimanından karşıladılar, götürdüler, yurduma yerleştirdiler falan. Ve çok fazla Erasmus öğrencisi alan bir okul olduğu için ayrı Erasmus sınıfları vardı. Yani biz belki şeyden yani Litvanlarla okumadım. Bir 25-30 kişi hukukçu var, hukuk öğrencisi vardı. Biz onlarla ayrı bir sınıf. Uluslararası bir sınıfta okudun yani. Evet ve her şeyden Fransız, İtalyan, işte Alman hepsi vardı. Bu arada vardı. Herkesle İngilizce konuştun. O fobi yıkıldı. Tabii evet. Konuşabildiğini gördün. Gördüm. Wow falan. Gerçekten oldu yani. O fobi yıktım. Sonra hani kelime işte oradayken de çalıştım. Hani işte vokabülleri çalıştım, onu yaptım, onu yaptım. Derslerim de şöyle oldu. Hani Ece'ninki kadar belki şey değil ama bizim orada dersler ayrı bir Erasmus sınıfı olmasına rağmen zor diyebilirim. Şöyle bir avantajı vardı ama şimdi burada biz 30 kredi alabilmek için ortalama 9 ders falan almamız lazım. Çünkü hukuk fakültesinin kredileri düşük. Bunun artısı da var, eksisi de var. Şöyle biz daha çok ders alalım diye, yani seçmeli dersleri daha çok alalım diye krediler düşük tutulmuş. Bunun mezun olunca faydasını gördüm. Öğrenciyken kızıyordum neden krediler düşük ama mezun olunca mesela çok güzel seçmeli dersler almışım, onun faydalarını görüyorum. Orada bir kredinin bir dersin kredisi 6 kredi olduğu için 5 ders aldım. Orası normal bir yük veriyor. İnsanüstü bir zorlama yapmıyor. Olması gereken gitti aslında. Gitti de diyebiliriz ama hani onun da artısı eksisi vardı. Bir de orada şöyle bir şey vardı. Benim haftanın 3 günü vardı okulum. Burada haftanın 5 günü oluyordu. Hani orada orada hukuk eğitimi bayağı lightmış yani. Yani light değil de aslında hani şöyle dersler daha ağır tabii çünkü toplam 5 ders alıyorsun. Evet, 6'şar saat. Evet, saatleri ama daha ders fazla. Sayısı az. Ders günü az. Evet. O açıdan light. Mesela ders hem lecture kısmı vardı hem seminer kısmı vardı. Lecture'da işte hoca anlatır. Olması seminerde, gerektiği gibi. Evet. Biz her hafta bir öğrenci işte kendi ülkesiyle ilgili bir işte mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle ilgili bir dersimiz vardı. Herkes kendi ülkesiyle ilgili bir hoca veriyordu. Davayı anlatıyordu. Sana anlatacak çok şey çıkmıştır. Türkiye'nin bana Avrupa İnsan Hakları şey Mahkemesi. Bana şey vermişti. Opus
Türkiye davası, ilk aile şiddet davası. Zaten ben buradayken de onu kadın insan hakları dersini alırken incelemiştim, bildiğim bir davaydı. İlk sunum deneyimimdi, hani İngilizce böyle herkes beni dinliyor. Böyle ilk için bence çok iyi değildi. Ama sonra başka bir derse sunum yaptım, başka bir derse böyle böyle bunları açtım. Orada şu vardı, bir dersin hem vizesi, testi, finali ve sunumu. Yani bir dersin yükü çok fazlaydı ama hani ders sayısı azdı. Bir de şöyle güzelliği vardı, haftanın 3 günü okulum vardı, pazartesi, perşembe, cuma. Çok şanslıyım herhalde, hep pazartesi resmi tatile denk geldi. Ben mesela cumadan çıkıyordum, geziyordum, perşembe geliyordum, derslere giriyordum. Dersleri de hallettim. Civar ülkelere falan gitme fırsatın oldu mu? Gittim toplamda, Litvanya dahil işte 7 ülke. 7 ülke gördün? Evet, Polonya'ya gittim. Estonya, Letonya, Finlandiya. Bayağı gezmişsin sen ha. Gezdim ama dersleri de verdim. Notlar? Geçtin. Geçtim. Hepsi AB falan geçtim. Ortalamam çok oynamadı. Hani iyi bir ortam vardı. Küçük bir düşürmüş sanırım ama hani o da hukuk fakültesi hani geçiş yaparken ya da tam hatırlamam ama çok bir etkilemedi ortalamamı. Dersleri de verdim. Döner dönmez hemen yaz okulunda iki ders aldım. Sonraki senede bir ders aldım. Şeyi de öyle kapattım. Yakaladın yani. Evet. Çünkü şey bir yandan da hani mezun olursan biliyorsun ortalamanın iyi derece var. Onu kaçırmaman da lazım. Çünkü hani iyi bir dereceli mezun olunca hani yüksek lisansa falan önün açılıyor. Hani burs bulmasıydı, o suydu, bu suydu derken. Belki ileride onları da yaparız diyorsun. İnşallah. Peki senden başka giden oldu mu Erasmus'a hukuktan? İlk giden öğrenci bendim. Benden sonra gidenler oldu. Ama mesela işte örneğin 3. sınıfta giden bir arkadaşım oldu. Gitti geldi. Toplam 5 diye biliyorum ben hukuktan giden sayısı. Evet, toplam 5'miş. Ki yani hukuktan Erasmus'a birçok fakülteden hiç kimse gitmiyor. Çünkü pek fakülteler bu Erasmus işine sıcak bakmıyorlar maalesef hukukta. Biz bakıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de şu var. Bizde %30 İngilizce olduğu için oraya gidip geldiğinde burada dersi saydırdığın için de mesela ben işte bu elektif derslerime saydırdım. 2 tane master course'a 3 tane de elektive, pardon 5 tane de elektive saydırdım. Öyle olunca %30 İngilizce zaten kaybın olmadı. Başka okullar eğer Türkçe eğitim veriyorlarsa diyorlar ki Erasmus'a gitsem gelsem sene kaybına uğrayacağım. Ben de öyle bir şey olmadı. Derslerim sayıldı. Ece senden başka giden var mı? Evet, benle aynı üniversiteye 2 kişi daha gitti. Almanya'da bir üniversiteye 2 kişi daha gitti. Toplamda 5 kişi dönemde aynı gidiyoruz. Aynı dönemde 5 kişi evet. Erasmus'a gitti psikolojiden. Geçen dönemde 5 kişi gitmişti. Hepsi memnun mu? Hepsi memnun. O arkadaşlarım da üniversitelerinden mezunlar. Tavsiye ediyorsun yani Erasmus'a. Kesinlikle gitmelisin. Biraz sen de herhalde tavsiye ediyorsun. Ailenizi erken ikna edin, bir önce gidin. Evet. Evet, az önce biriyle konuştum mesela. Ne olursa olsun git diyorum yani tüm arkadaşlarıma dedim. Mesela yapamayan arkadaşlarım var. Yüksek lisanslı Erasmus var. Öyle gidersiniz. Çünkü çok doğru, güzel bir yüksek lisanslı evet, Erasmus'u var. Akademisyeni de Erasmus'u var. Evet. Gençler ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Seni tebrik ediyorum. Okulu birincilikle bitirdiğin için. Fakülteyi birincilikle bitirdiğin için. Ececiğim sana da iyi mezuniyetler diliyorum. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağ olun. Sağ olun, var olun. Gençler bizi izlemeye devam edin. Çok kısa bir ara veriyoruz. 10 dakika sonra Aslı Alemdaroğlu, Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü ile iş dünyası konuşacağız biraz. 20 dakikalık bir sunum olacak. MEF Tercih 2019 tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.